Merhaba. Bu videoda toy poodle cinsi köpeğin bakımındaki avantaj ve dezavantajları anlatacağım. Eğer bir toy poodle sahiplenmek istiyorsanız bu video sizin için yararlı olacak. Merhaba. Merhaba. Bu bizim ailemizin yeni üyesi. Adı ne? Aras. Aras, evet. Hayır, köpeğimizin adı ne? Köpeğimizin adı ne? O babam diye de aslında Linda. Bizim ailemizin yeni üyesinin bakım hakkında bilgi vereceğiz size. Şimdi öncelikle benim evde iki çocuğumla birlikte pandemi süreci biraz zorlu geçti. Çok sıkıldılar. Ve hep herhangi bir yerde parkta vesaire bir köpek gördüğünde arası tutamıyordu. Peşinden koşuyordu, gidiyordu ve köpekleri çok seviyordu. Sonra ben de çocukluğumdan beri köpeği çok severim ve köpek almak istedik ama Aras'ın astımı var. O yüzden tüy dökmeyen ve antialerjik bir köpek araştırdık. Sonra Linda'yı öğrendik. Poodle. Poodle cinsi tüy dökmüyor. Daha sonra ben birkaç kişiye sordum ya olur mu tüy var sonuçta dökülür. Bizim de tüyümüz dökülüyor dediler ama Poodle sahibi biriyle karşılaştım ve tüyünü asla hiç dökmediğini söyledim. Şimdi şöyle şöyle yapıyorum ve hiç yok. Gerçekten. Yani böyle saçıma yapsam gelir ona şu anda çok kemiriyor ama acıtmıyor çünkü beni çok seviyor. Yani eğer arası ısırırsa biraz ısırıyor çünkü arası onu sıktırıyor. Ama Poodle çok keyifli. Gerçekten çok akıllı. Şimdi sizin sorularınız muhtemelen endişeleriniz şunlar olacak. Birincisi tuvalet eğitimi. Linda bize geldiğinde 50 günlüktü. 50 günlükken sahiplendik. Aras ben konuşabilir miyim tatlım? Ve yani eve geldiği anda hemen pedine yapmıştı. Hani ben çişi nasıl öğreteceğiz diye araştırmaya kalmadan gerçekten çişini bilerek geldi. İçgüdüleri çok kuvvetli ve çok akıllı bir köpek. Bırakır mısın Linda? Hadi bırakalım. Bırakalım dişimizi. Hadi. Hadi bebişim. Çok kuvvetli. Gerçekten hemen pedine yapıyor. Ama bir sorun var. Pedi, kakası ve çişi de aynı pede yapmıyordu. O yüzden kakasını nereye yapacağını şaşırdım. Arastım ya. Biz de ondan sonra kakasını nereye yapıyorsa oralara ped koyduk. Bu sorunu da aştı. Oğlum. Tuvalet konusunda endişeniz olmasın gerçekten çok çabuk öğrendi. Ki bizim ilk köpeğimiz deneyimimiz yok. Aras lütfen izin verir misin oğlum? Anladık oğlum bebişim. Lütfen canım. Bir bak Aras hayır. Aras bana bak video çekemem mi yoksa? Lütfen oğlum lütfen. Sonra biz en çok Aras Kerem için köpek sahibi olduk. Dedim ki ikisi birbirini oyalar. O onu oynatır. O onun oyun arkadaşı olur. Ama ne oldu? İkisi bana daha büyük bir sorumluluk oldu. Çünkü Aras çok haşin seviyor ve köpeği çok kızdırıyor. Gerçekten çok kızdırıyor. Köpeği eline aldığı anda köpek kırlamaya başlıyor ve ciddi ısırmaya çalışıyor. Çünkü kendini korumak istiyor. Ama biz de çok keyifli. Şu an dışarı çıktığı için inanılmaz dişi kaşınıyor ve görüyorum dişleri zaten etinin içinde böyle çıkmaya çalışıyorlar. O yüzden çok fazla kaşıyor. Biz oyuncakları aldık ona. Şöyle. Dur Aras'cığım. Bunu aldık ama bundan çok bizi kemirmeyi seviyor. Hani bir yandan da kucağının sıcağında o keyfini keyif. Oğlum dur. İkincisi. Pudulların beslenmesi. Pudula biz Royal Canin Mini Starter aldık. Mini Starter zaten geldiğinde de o yemi yemişti. Ara vereceğim. Gerçekten videoyu çekemiyorum. Evet, Aras'la biraz konuştuk. Şimdi güzel bir video çekeceğim umuyorum. Nerede kalmıştık? Beslenmesi çok güzel kuru mamayı yiyor. Bize geldiğinde 50 günlüktü ve kuru mamayı yiyordu. Ara sıra bize yanımıza gelip böyle yemek yerken koku alıyor ve yemek istiyor. Bir iki kere hata yapıp verdik. Sonra alıştı hep bizim yemeye çalıştı. O yüzden mutfak kapısını kapatıp mutfakta yemeye başladık. Sakın o hataya girmeyin. Çünkü sonra yemeğinizi yedirtmiyor gerçekten. Küçük bir bebek gibi yemeğinizi yedirtmiyor. Ama çok akıllı, çok hareketli bir köpek. Bir dezavantajı aklıma gelmişken söyleyeyim. Çok iyi bilinen bir dezavantajı şu ki yalnız kalmayı asla sevmiyorlar. Ben bebek büyütür gibi her gün 5.30-6.30'da uyanıyorum. Çünkü gece boyunca çok sıkılıyor ve sabah ilk ışıkta direkt fırlıyor. Ve ben ne kadar barikat kursam da o barikatı aşıyor. Çok atletik, çok akıllı, çok güçlü ve her fırsatı değerlendiren bir çocuk. O yüzden yatak odamızın kapısının önünü tırmalarken buluyorum. Bakın maşallah çok sağlıklı, çok atik, çok akıllı bir köpek. Ben gayet memnun kaldım. Araştırmalarım yani herkesin anlattığı gibi doğruymuş. Tek dezavantajı işte bu çok hareketli olması ve çok insana düşkün olması. Yani ben mesela veterinere gittim de orada bir tane Morkie cinsi bir köpek. Morkie'di herhalde adını unuttum. O böyle çok evcil, çok sakin. Sabaha kadar kafesinde hiç ağlamıyormuş ama ben bu minnoşu kafesine koyduğum anda evi bize zindan etti. Ama bana söz vermiştin. Ara söz vermiştim. Eve bize zindan etti ve sabah 6'da yatağıma girdim. Gerçekten sabaha kadar minnoşu oynattım. Değil mi Linda? Linda Bella. Ondan sonra yavaş yavaş yanına gitme sıklığını azalttım. Aynı çocuk uyku eğitimi verir gibi.
Şimdi akşam saat 10 gibi yatağıma gidiyorum. Linda da uyuyor. Sabah 5.30-6.30'da artık barikatımı her türlü aşmış oluyor. Gerçekten çok atletik, sahasım kimi. Pudunlar mesela merdiven çıkmayı birkaç aylıkken öğreniyorlarmış. Benimkisi gelir gelmez merdiven çıkabiliyor olduğunu fark ettik. Çok hareketli. Alırken adam bana demişti. Bu çok yaramaz demişti. Ben onu severek söylüyor sanmıştım. Yok, gerçekten pudulların bir mizacı var. Mesela arkadaşımınki çok sakinmiş. İşe gelirken evde hiç kimse olmuyormuş ve yine de pudula çok uysalmış. Ama bizimkisi öyle değil. Bizimkisi yani bir ediyor evi. Çok geriliyor, çok sinirleniyor, çok ağlıyor, çok ağlıyor, hiç pes etmiyor. Yani tuttuğunu koparan bir cins. Eğer bir cins köpek istiyorsanız mizacına da dikkat edin. Hani onunla bir iki gün geçirmeye çalışın, ondan sonra sahiplenin. Ama diyorsanız ki her haliyle benim, biz öyle yaptık, her haliyle bizimdir dedik, artık kısmetimize dedik. İlk gördüğümüzü sahiplendik. O da böyle bizim canımıza okuyor. Ama çok tatlı, çok tatlı. Elimi ısırıyor ama severek ısırıyor. Şöyle tüyleri var ya, nasıl yumuşak, nasıl yumuşak, nasıl yumuşak. Biz daha hiç yıkamadık çünkü aşıları bitmeden yıkayamıyoruz. Bu arada Toy Poodle zaten masraflı bir köpek. Yani ücretsiz sahiplenemezsiniz. Ben aylarca baktım. Astımına uygun bir köpek cinsi, tüy dökmeyen bir cinsi asla bulamadım. Çünkü zaten bulsalar hemen alıp üretime sokuyorlar. Çünkü çok pahalı bir köpek. Aras, lütfen oğlum izin ver. Bu video gerçekten beni çok zorluyor. Ayrıca bir odada çeksem olacakmış. Kusura bakmayın ama sanırım anlatmak istediklerimi anlatabiliyorum. Artık ben hiç çocukluyum. Daha yeni benim çocuklarım düzenli uyuyorlardı. Şimdi Linda çıktı. Ama Linda 6 aylıkken sanırım bakımı çok kolaylaşıyormuş. Bakın şu anda beni severek ısırıyor. Normalde ben korkarım bu ısırıklardan ama o kadar tatlı ki. Kaşı seviyor beni. Ve onu seviyorum ya, o da beni seviyor. Bakın şimdi karnını severken çok hoşuna gidiyor karnı. Aşırı hoşuna gidiyor. Çok mutlu oluyor. O da beni seviyor. Seni yaramaz seni. Bak şöyle yatırıyorum. Bakın bakın şimdi. Bakın 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 bakın. Bakın. Görüyor musunuz? Of. Bir de şu tüyleri beyaz beyaz. Çok tatlı, çok tatlı. Şu patileri de beyaz. Biz yatağımızı hiç almadık. Çok böyle haşır neşir olmadık. Biraz mesafe koymaya çalışıyorum. Çünkü küçükken nasıl alışırsanız büyüyünce de öyle olurmuş. Böyle yapmaya çalışıyorum. Çocuklar ne kadar izin verirse tabii. Aras lütfen. İşte benim günlerim böyle geçiyor arkadaşlar. Ama gerçekten çocukların köpekle büyümesi çok güzel bir fırsat onlar için. Defne mesela kendi çocuğu gibi seviyor. Kendi beslenmesini takip ediyor. Suyuna bakıyor. Kardeşine göz kulak oluyor. Zarar verecek şeyleri ortadan kaldırıyor köpüşümüzün. Bu da köpüşümüzün diş kaşıması için kemiği. Bunu ilk geldiğinde çok kemiremiyordu ama şimdi bayağı ezip şey yapmaya başladı. Çünkü dişleri kuvvetlendi. Gerçekten çok ısırmayı seviyor. Hani ama bu süreç geçecekmiş. Sonra şu ipe bayıldı bunları. Ortalıkta böyle mesela terliklerimizi falan kaybolduğunu görüyoruz. Hepsini yuvasına getiriyor. Yuvası da böyle bir şey. Bu çok uygun. Biz trend olan 66 liraya aldık ve gayet sağlam. Kemiriyor, kemiriyor, tırmalıyor. Hiçbir şey olmuyor. Çok da seviyor. Çok da benimsedi. Hemen içinde yatıyor. Mama kabını da gösteririm size birazdan. Biz tel aldık. Dedik ki hani gece nerede olduğunu bilelim, takip edelim. İçinde kalsın, ortada karıştırmasın, kendine de zarar vermesin. Baba. Ne yaptı? Tel de asla durmadı. Gerçekten teli hiç sevmedi. Kendine ceza gibi gördü. İçine ödül maması da koysak, küçük olduğu için çok ödül mamasını benimsemedi. Sonra biz de ne yaptık? Çiçeklerimizi korumak için, şöyle göstereyim, teli böyle kullandık. Ama çiçeklerimizi de çok koruyamadık. Çünkü benim her yerde çiçeğim var ve çiçeklerimi değiyor. Şuradakini daha yeni kopardı mesela. Bu da benim merdivene kurduğum barikat. Ne yapsam bunu böyle ittiriyor, ittiriyor, çekiyor ve kapıyı açıyor. Bu da petlerini göstereyim size. Bu köşeyi çok sevip kakasını buraya yapıyordu. O yüzden merdiven altına böyle koyduk petlerini. Yani geldiği andan itibaren pedine çiş yapıyordu. Fakat bir sorunu var. Şu köşeleri yapmaya çalışırken etrafa taşırabiliyor. Gördüğünüz gibi halılar yok. Çünkü halının dokusuyla karıştırıyordu. O yüzden halı kadarları olabiliyordu. Halıları kaldırdım. Bakın hiç sevmiyor. Arası hiç sevmiyor. En çok da arası için istemiştim. Bazen böyle kedilerle bakışıyoruz. Ay kucağına alma, kucağına alma. Kucağına alma. Şu an bir kaos hissettiniz ama her an böyle değil. Böyle kedilerle bakışıyorlar bazen. Böyle ve minnoş. Mamasını göstereyim. Şimdi benim evimde şöyle bir sorun oldu. Gerçekten ilk sabah buna çok üzüldüm. Şöyle düşen mamalar karıncaları çekiyor. Ben ne kadar karınca yemi döksem, ne kadar zorlansam da bu karıncalardan kurtulamıyorum. O yüzden burada bir şarjlı süpürgem yakında oluyor. Hep süpürmek zorunda kalıyorum. Çok üzgünüm.
Bu da mama kabı. Gayet sağlam çıktı. İlk aldığım ertesi gün kırıldı. Ama bundan çok memnunum. Sorarsanız linkini de eklerim. Bu da maması. Reklam değil hiçbiri kesinlikle. Royal Canin. Bunu çok sevdi. Bu da kediler için aldığım mama. Dışarıda kediler için yapıyorum. Koltuğa görüyorsunuz çıkmaya çalışıyor ama. Aras. Aras işte böyle. Erkek çocuğunuz varsa gerçekten alırken düşünün. Ama kız çocukları güzel seviyor. Şimdi gelelim veterinere. İlk ay çok aşısı oluyor. Ve aşılarını da gerçekten çocuk bebek aşısı gibi takip etmeniz gerekiyor. Ve masraflı. Bunun zaten masraflı bir köpek. Ama aşıları da masraflı. Hatta bir kere götürdüğümde 850 lira ödedim. Ben bu kadar masraflı olduğunu bilmiyordum. Her köpeğe olan bu kadar masraf nasıl karşılıyor onu da bilmiyordum. Anne göstersene yatağını getirdiğini. Yatağını işte bir şey getirdi. Evet. Ama bu onun tasması. Evet tasması ama oyuncak yapmış kendine. Çok tatlı. Evet. Neredeyse kendi giyecek. Şöyle bir kemik aldık ama şu an onun için fazla büyük. Onu çok beceremedi ısırmayı. Sen anlat Defne. Linda nasıl bir köpek? Linda güzel bir köpek. Bazen sırtlarımızda pek kalmayabiliyor. Yatağında çok şey götürüyor. Mesela terlik götürüyor. Başka keresinde taç götürmüştü. O benim eski ev tacımdı. Aras da çok kucağına aldığını ve yanlış tuttuğunda çok kötü olabiliyor. Çok ağlıyor. Bu sabah yani akşam da çok kötü bir şey yaptı. Gerçekten ben yanında iyi ki gördüm. Anne de yukarıdaydı. Tokamı verir misin Aras? Tokamı ver. Aras sen anlat. Linda nasıl bir köpek? Evet. Linda nasıl i̇yi bir köpek? Köpek. Başka? Linda çok tatlı. Linda oluyor. Her çocuğun bir Linda köpeği olsun mu oğlum? Her çocuk evine bir köpek alsın mı? Gördüğünüz gibi bizim ev bahçeli. Şu an çok fazla kullanmadık soğuk hava diye ama ara sıra çıkarıyoruz. Şimdi mesela çıkarsam bakalım Linda çıkacak mı? Linda gel. Gel Linda. Çıkın Linda. Tamam. Mutlu oldu ve çıktı. Şöyle biraz takılıyor. Şurayı böyle poşetlerle kapatmaya çalıştık çıkmasın diye. Birazdan da biz içerideyiz diye sıkılır. Geri içeri gelir zaten. Biz neredeysek oraya gitmek istiyor. Yani böyle her an ayağımızın dibinde. Ben teacup almadım çünkü böyle yanlışlıkla ezeriz diye çok korktum. Hakikaten haklıymışım. Böyle bir boşluğunuzda anında sizi yakalıyor. Bir yandan da bakıyorum kaçmasın diye. Çünkü çok hareketli. Hani bir şeyin peşine takılıp gidebilir. Benim şimdilik anlatacaklarım bu kadar. Sorularınız olursa daha sonra cevaplarım yorumlarda da yazarım. Ben şu an çok mutluyum aldığıma. Her ne kadar zorlasa da sabah erken kaldırsa da evde yalnız bırakmakta sıkıntı yaşasam da memnunum. Bakın. Bay bay. Hoşça kalın. Kapı çaldı gidiyorum. Görüşürüz.